Merhabalar Kondansatör ölçümü nasıl yapılır avometre ile veya multimetre ile e, Kondansatör ölçmek için multimetremizin e, Kondansatör Ölçüm özelliğinin bulunması gerekiyor farad özelliğinin bulunması gerekiyor Bu bir e, alternatif akım Kondansatörü Şöyle Yakından baktığımızda 50 mikrofarad, yüzde %5 hassasiyeti var e, Gerilim değeri de 450 volt bir kondansatör. Kondansatörümüzün yani motorun e, yol almasına yardımcı oluyor, motorun hareket etmesini sağlıyor. Şimdi proplarımızı iki ucunu e, yani kondansatörün alternatif akım olduğu için her iki proplarımızı her iki kabloya da temas ettirebiliyoruz. İki ucuna temas ettirdiğimizde, proplarımızın kondansatörümüzün e, kablosuna yani yaklaşık 49 mikrofaradlık bir e, değer ölçüyoruz. 50, 49. Bu şekilde bir e, değer ölçüyoruz. Yani çok eski bir kondansatör, muhtemelen e, değerini kaybetmiş diye değiştirmişler. Ama yine de hemen hemen 50 mikrofarada yakın bir değer gösteriyor. Çok da bozuk olduğu söylenmeyebilir ama yine de eee tedbir gereği yani bir 5 yıl 10 yıl oldu vakit panodan değiştirebiliyorlar. Hani su çıkmadığı vakit işte kondansatörden olabilir diye kondansatörü değiştirebiliyorlar. Evet 49 mikrofaratlık bir değer ölçüyoruz. Kondansatör ölçümümüz bu şekilde. Bunu ıı, ben size yani bu ıı, multimetremiz bu şekilde kapalı. Propun siyah ucunu kamına, ortak uca bağladım. Kırmızıyı da diğer kondansatör işaretinin olduğu yere bağladım. Burada kondansatör işareti var. Anahtar işareti var. Şimdi ıı, Şöyle koyduğumuzda kondansatör ölçmek için bunu buraya alıyorum. Yani kondansatör konumunu alıyorum. Kondansatör konumunu aldıktan sonra kondans şeyimi e, farat bölümünü aldıktan sonra kondansatörümü ölçebiliyorum.